Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere motor neden yağ yakar ve neden yağ eksiltir onu anlatacağım. Öncelikle arkadaşlar, aracınız 1000 kilometrede 1 litre yağ yakması normal değil. 10.000 kilometre sonra 4 litre alan aracınız toplamda 10 litre yağ koymuş olacaksınız. Bu da 10.000 bakım geldiğinizde aracınıza yağ değişimi yapmadan iki kere yağ değişimi yapmış olacaksınız. Motorunuzda böyle bir şekilde yağ yakma olayı varsa en kısa sürede müdahale edilmeli. Neden yakar konusuna gelecek olursak ustaların ve servislerin her zaman karter havalandırma valfini es geçtiklerini bilirim. Ve 100-200 TL'lik bir parça için komple motor yaparlar arkadaşlar. Hatta sorun bulamayanlarda olur. Karter havalandırma valfi diğer adıyla da PVC valfi her araçta yoktur. Valfin görevi motor çalışmasıyla pistonlarda bir kısım kompresörü kartere kaçırır. Bu da karterde hava basıncı oluşturur. Diğer nedeni ise kapalı yerde çalışan malzemelerde hava basıncı oluşur. Bu basınç atılmazsa sık sık motorun yağ keçelerini patlatır. Basınca maruz kalan yağ çobucak kirlenir bozulur. Karter havalandırma valfi işte burada devreye girer. Hepimizin evinde düdüklü tencere vardır. Belli basınca gelince tahliye eder. Çalışması aynı bu şekilde çalışır. Bu valfin diğer ucu emme manifoltuna gider. Valfin tahliye ettiğinde monofoltun basınçlı ve buharlaşan yağı vakumlayarak silindirlerde yakmak için gönderir. Eğer bu valf yağdan ve kirden açık kaldıysa Sübürge makinesiyle yağ çekmiş gibi oluruz. Valfin arızalanması motor yağı eksiltmesine ve yakmasına neden olur. Diğer bir başka nedense dizel araçlarda bulunan turbodur arkadaşlar. Turbo kendisini yağlamak için motorun yağını kullanır. Turbonun içindeki keşeler bozulunca motor yağı emerek silindirlere gönderir. Bu da motor yağı yakmamıza ve eksiltmemize neden olur. Diğer bir nedense arkadaşlar Sibop keçeleri diğer adıyla da sibop kaydı. Biliyorsunuz ki arkadaşlar siboplardan silindirlere hava ve yakıt alınır. Silindirlere gönderilir. Sibopun çalıştığı kısımda keçe vardır. Keçenin görevi silindir kapağındaki yağın silindirlere gitmesini engellemek. Keçe bozulduğunda motorunuz yağ yakar ve yağ eksiltir. Diğer bir başka neden motorunuzun piston segmanları bozulduğu için. Pistonla 3 tane segman vardır. Üstteki 2 tanesi kompresör, en alttaki 1 tanesi ise yağ segmanıdır. Yağ pompanız piston bölgesine devamlı yağ pompalar ve silindirlerin çalıştığı duvarda yağ film tabakası oluşur. Pistonlar hareket ettikçe segmanlar yağ tabakasını sıyırır. Bozuk segman yağı sıyıramadığı için silindirlerin içinde kalır. Bu da yağın yanmasına neden olur. Aynı zamanda pistonda oluşan kompresör sekmanlardan geçerek motor yağını kompresör verir. Bu da motor üflemesi denir. Motor yağ çubuğunu çektiğinizde yağ ve buhar ve basınçta hava geliyorsa piston sekmanları aşınmıştır. Bu da motor yağı yakmasına ve eksiltmesine neden olur. Diğer bir neden ise motorunuzda farklı ve ince yağ kullanmanızdan yağ yakar. Motorunuz yağ eksiltmesinin diğer bir nedeni ise motorun yağ keçelerinin bozulmasından ve sibok kapağın contasının aşırı yağ kaçırmasıdır arkadaşlar. Şunu da ilave etmek istiyorum. Motorunuz yağ yakıyorsa egzozdan mavi duman atar. Siyah değil beyaz değil mavi olacak arkadaşlar. Motor yağı yakan araçlara kalın yağ kullanarak yağ yakmasını keserler. Ancak motorunuzun çalışması değişir ve sessiz çalışır uygun olanı motorunuzu rektifiye edilerek yenilemek olacaktır. Kalın yağ piston ve krank yataklarına giremeyeceği için bu sefer de yatak vurma hadisesi gerçekleşecektir. Boşluk yapan yatak ileride kol çıkarma denen hadiseye yol açabilir. Olay ilerledikçe başka arızalara yol açar. Çözümünün size ne olduğunu söyledim arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olarak bu tarz videolardan haberdar olabilirsiniz. Arzısız günler dilerim.